Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Aytimur. Bilişim Teknolojileri alan öğretmeniyim. Mobil uygulamalar dersinde sizinle beraber mobil uygulama geliştirmeyi öğreneceğiz. Dersimize bizim için hayatta en önemli olan sağlığımızı koruyarak başlayalım. Ekrandan derslerimizi takip ederken sandalyemize ya da bilgisayar koltuğumuza dik bir şekilde oturalım. Başımızı aşağı ya da yukarı hareket ettirmeden düz bir şekilde tutarak ekranı ya da kendimizi ayarlayalım. Pozisyonumuzu ayarladıktan sonra ekran ile gözlerimiz arasındaki mesafeyi de ayarlayalım. Çünkü çok yakın ya da çok uzak mesafe göz yorgunluğu yapacaktır. Dersleri ekrandan takip ederken sağlığımızdan kesinlikle taviz vermeyelim. Şimdi bu dersimizde işleyeceğimiz konulara hızlı bir şekilde göz atalım. Merhaba arkadaşlar. Kotlin'de kullanacağımız 9 tane operatör mevcut. Bu operatörlerden ilk 5 sıradakini proje içerisinde çok sık kullanıyoruz. Geri kalan operatörlerimizin kullanım oranları yukarıdakilere göre biraz daha düşük. Hazırsanız ilk sırada olan aritmetik operatörler ile başlayalım. Bu operatörler matematikte aritmetik işlemlerde kullanılır ve sembol ile gösterilir. İlk operatörümüz burada bulunan artı operatörü. Toplama işlemi yapar. Kullanım biçimine bakalım. İlk önce birinci değişken, sonra operatör, sonra ikinci değişken. Burada A ile B'yi toplamış oluyor. Bir görevi daha var. String ifadeleri yan yana yazdırmak için kullanılır. Örneğin A içerisinde adınız, B içerisinde soyadınız olsun. Bunları adınız soyadınız şeklinde yan yana eklemek istediğinizde araya artı operatörünü eklemeniz lazım. Diğer operatörümüz eksi operatörü çıkarma işlemi yapar. Kullanımı A eksi B şeklinde. Yıldız operatörü çarpma işlemi yapar. Bunu da kullanın biçimi A yıldız B şeklinde. Burada slash operatörümüz var. Bölme işlemi yapar. Kullanım biçimi A slash B şeklinde. Yani kullanım biçimleri aynı arkadaşlar. En son olarak da yüzde operatörümüz var. Bu da mod almak için kullanılır. Kullanım biçimi A yüzde B şeklinde. Şimdi kod sayfasına geçiş yapalım. Bu operatörleri bir örnek ile pekiştirelim. Önce açıklama satırımızı ekleyelim. Operatörümüzün ismini yazalım. Aritmetik operatörler. Bu operatörleri kullanmak için iki tane değişken tanımlayacağım. Var değişkenimizin adı A olsun. eşittir başlangıç değeri 23. Integer bir veri tipi bu. Var B eşittir bunun da değeri 3 olsun. İlk operatörümüz artı operatörüydü. Onunla ilgili bir işlem yapalım. Var topla diye bir değişken oluşturdum. eşittir Yukarıdaki değişkenim A artı operatörüm sonra B değişkenimi yazdım. Yani bu şekilde A ile B'yi toplayıp topla değişkeni içerisine aktardım. Ve topla değişkenin önündeki veri tipinin integer olduğunu da bilgi olarak verdi. Şimdi diğer operatörleri de kullanalım. Var. Çıkarma. Eşittir. A eksi B. Çarpım için yapalım. Çarpım. Tabii ilk önce var ile tanımlamamız lazım var çarpım eşittir a yıldız b Bölme işlemi için yapalım. Bölme diye bir değişken oluşturdum. eşittir a slash b Ve en son olarak mod operatörümüz kaldı. Onun için de bir örnek yapalım. var mod eşittir a yüzde b arkadaşlar. Bu şekilde de mod almış oluyoruz. Biz yapmış olduğumuz bu işlemleri buradaki değişkenlerimizin içerisine aktardık. Şimdi bu değişkenlerimizi ekrana yazdıralım. İlk önce şuradaki TextView'imizin ID'sine bakalım. TextView'mi seçtim. ID'si şurada TextView. Kod sayfasına geldim. Şuradan itibaren TextView'mün ID'sini yazıyorum. Nokta türü text eşittir. Eğer yukarıdaki değişkenleri topla artı çıkarma artı çarpma şeklinde yan yana yazarsam Bunları toplayıp tek sivin içerisine aktarır. Neden? Çünkü bunlar sayısal bir veri. Bu durumun önüne geçmek için parantez açıyoruz. Bu değerleri çift tırnak arasına tanımlıyoruz. Ve araya yazarken de önüne dolar işareti ekliyoruz ki bunun bir değişken olduğunu algılasın. Topla değişkenimi yazdım. Sonra tırnağın dışına çıktım. Artı ekliyorum. Aralarında biraz boşluk oluşsun iki karakterlik. Tırnak açtım ve iki tane boş karakter ekledim. Sonra son kısmına artı ekleyip diğer değişkenlerimi yazacağım arkadaşlar. Buradaki yapıyı kopyalıyorum şöyle. Pratik olsun. Sonra yanına ekliyorum. Toplayı ekledik, çıkarma. Sonra şuraya bir tane daha ekliyorum. Çarpım. Bölme için de ekleyelim. Bölme. En son olarak da mod değişkenimiz var. Onu da ekleyelim şuraya mod. Fakat mod e, son değişkenimiz olduğu için e, şuradaki artı ve boş karakterleri silelim. Bir emülatörde test edelim bakalım nasıl gözüküyor. Evet, emülatörümüz açıldı. Yapmış olduğumuz operatörlerin sonuçları buradaki TextView'in içerisine aktarıldı. İlkin toplama yaptı. 23 ile 3'ü topladı. 6. Sonra 23'ten 3'ü çıkarttı. 20. Çarpma işlemi yaptı. 69. Bölme işlemi yaptı. 7. Fakat kalanlı olması lazımdı bu ama veri integer olduğu için tam sayı olarak verdi. Ve en son olarak modunu alıp 2 olarak yazdı arkadaşlar. Diğer operatörler ile devam edelim. Bir diğer operatörümüz assignment yani atama operatörü. Bu atama operatörünü kullanırken aritmetik operatörler ile beraber kullanıyoruz. Yazılış biçimine bakalım. A artı eşittir B şeklinde yazılıyor. Yaptığı işe bakalım. İlk önce arkadaşlar A'nın içerisine bir değer atmadan önce ilk önce kendisi ile diğer değeri toplayıp daha sonra bu sonucu A'nın içerisine aktarıyor. Yani burada A'nın değeri 1 olsun. B'nin de değeri 1 olsun. Şurada gelip A'nın içerisinde bulunan 1 ile B'nin içerisinde bulunan 1'i toplayıp daha sonra arkadaşlar 2 olarak A'ya aktarmış oluyor. Diğer operatörlerimiz de kullanım mantığı arkadaşlar aynı. Şimdi kod sayfasına geçelim ve bunu bir örnekle pekiştirelim. Önce açıklama satırı ekleyelim. Operatörümüzün ismini yazalım. Atama operatörleri. Bu operatörlerde kullanacağım iki tane değişken tanımlayacağım. Yukarıdakilerden farklı olsun. Var c eşittir başlangıç değeri 23. Bir tane daha tanımlayalım. D eşittir. Bunda başlangıç değeri 3 olsun. Şimdi C'nin içerisinde 23, D'nin içerisinde 3 değeri var. Şöyle yapalım. C eşittir D diyelim ve bu sonucu text view içerisine ekleyelim. Nokta text eşittir. Eklemek istediğim değişkenin C. Bu bir integer ifade olduğu için sonuna to string ekliyorum ki text view içerisine aktarsın. Değişiklikleri bir uygulayalım. Evet 3 değerini yazdı. Çünkü D'nin içerisinde 3 olduğu için C eşittir D yazarsak içerisindeki diğer ne ise C'nin içerisine aktarmış olur. Şuraya bir de artı eklerim bu sefer. Yani ne kullanacağız burada? Atama operatörü kullanacağız. Değişiklikleri uyguladım. Bu sefer 26 yazdı. 23 ile 3'ü topladı. 26 en son bu değeri C'nin içerisine aktarmış oldu. Bir de çıkarma işlemi için yapalım. Burada da c eksi eşittir d diyelim. Yukarıdaki kod satırımızı açıklama satırına dönüştürelim ki aşağıdaki değeri yazdıralım. Değişiklikleri uyguladım. Bu sefer 20 yazdı. 23'ten 3'ü çıkardı ve en son sonuç ne ise bunun c'nin içerisine aktarmış oldu. Diğer atama operatörlerin kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki operatörü ile devam edelim. Unary operatörleri tekli işlemlerde kullanıyoruz. Burada operatörlerimizin simgeleri mevcut. Artı operatörü ile başlayalım. Eğer gelip bir değişkenin önüne artı yazarsanız bu değişkenin içerisindeki bulunan veriyi artı 1 ile çarpmış olursunuz. Aynı şekilde burada eksi operatörümüz var. Geldiniz bir değişkenin önüne eksi yazdınız. İçerisindeki değeri eksi 1 ile çarpmış olursunuz. Aslında buradaki bu iki operatörümüz bu değişkenlerin içerisindeki bulunan işaretleri pozitif ya da negatif yapmak için kullanılan operatörler. Diğer operatörümüz artı artı operatörü. Gelip bir değişkenin önüne iki tane artı yazarsanız içerisindeki değeri bir artırmış olursunuz. Burada eksi eksi operatörümüz var. Bu da aynı şekilde geldiğiniz önüne iki tane eksi yazdınız. İçerisindeki değeri bir azaltmış olursunuz. Diğer operatörümüz buradaki ünlem ile belirtilen değil operatörümüz. Bu aslında logical, mantıksal bir operatör. Fakat tekli operatör olduğu için burada göstermek istedim. Örneğin siz boolean veri tipinde bir değişken tanımladığınız başlangıç değeri true. Eğer bunu sonradan false'a çevirmek istiyorsanız işte buradaki operatörü kullanıyorsunuz. Şimdi kod sayfasına geçiş yapalım. Tekli operatörler. Yeni bir tane değişken tanımlıyorum. Var e eşittir başlangıç değeri artı 3 olsun. Şimdi gelin buradaki e'nin içerisinde bulunan artı 3'ün diğerini eksi 3 yapalım. e eşittir. Önüne eksi koyuyorum. Yukarıdaki değişkenimin ismini yazıyorum. Bunu TextView içerisine yazdırıp görelim. TextView nokta. Text eşittir. Yukarıdaki değişkenim e nokta. To string diyorum ki hata vermesin arkadaşlar. Evet tekrardan uygulamamı çalıştırıyorum. artı 3'ü eksi 3'e dönüştürmüş oldu. Şimdi diğer operatörlerimizi görelim. Burayı kapatıyorum. Burada iki tane artı yazıp sonra değişkenimi yazıyorum. Burada ne yapacak arkadaşlar? E'nin içerisinde bulunan 3 değerini 4 yapması lazım. Bir test edelim. Evet bir artırdı. Şimdi burayı kapatalım. Diğer operatörümüzü kullanalım. Maksat hepsini görebilin diye yazıyorum. Eksi eksi sonra operatörümü yazdım çalıştıralım. Evet 3'ü bir azalttı 2 yaptı. Güzel. Peki biz buradaki operatörleri buradaki değişkenin sağ tarafına yazamaz mıyız? Yazabiliriz arkadaşlar ama aralarında bir fark var. Gelin sizlere onu göstereyim. Şurayı kapattım. Alta geçtim. Değişkenimi yazıyorum. E eşittir. İlk önce değişkenimi yazıyorum. Sonra sağına iki tane artı koydum. Bu bir operatör. Bir boşluk bıraktım. Toplama operatörümü araya ekledim ve sonuna da 2 yazdım. Yani diyorum ki e'nin içerisindeki değeri 1 artır sonra 2 ile topla. Bakalım sonuç kaç veriyor. Sonucu 5 verdi. Şimdi diyeceksiniz ki zaten burası artırmadı. 3 ile 2 toplayıp 5 yaptı. Haklısınız. Fakat burada şöyle bir mantık işliyor. Diyor ki eğer siz gelip bir operatörü e'nin sol tarafına yazarsanız İlk önce bu değeri artırır sonra geri kalan işlemi yapar. Eğer siz gelip buradaki şu iki artı operatörünü değişkenin sağ tarafına yazarsanız ilk önce arkadaşlar toplama işlemini yapıp E'ye aktarır daha sonra artırır. O yüzden değeri değiştirmedi. Aslında şu an E'nin son değeri arkadaşlar 5 değil 6. Şu farkı göstereyim sizlere. Şurayı kapatayım. E eşittir. İlk önce arkadaşlar iki tane artı sonra değişkenimin ismini sonra toplama operatörünü sonra iki değerini yazdım. Bu şekilde toplarsak görelim bir de sonucu. Bakın sonucu bu sefer 6 yaptı. Neden? Çünkü biz değişkenimizin sol tarafına bu operatörü eklediğimiz için ilk önce değerini artırdı. Sonra toplama işlemiyle 2 toplayıp e aktardı. Yani 3 olan değeri 4 yaptı. 2 ile toplayıp 6 sonucunu e içerisine aktarmış oldu relational yani ilişkisel operatörler ile devam edelim. Bu operatörler Kotlin'in resmi sayfasında iki gruba ayrılmış. Birinci grup karşılaştırma operatörleri, diğer grubumuz eşitlik ve eşitsizlik operatörleri. Buradaki karşılaştırma operatörleri ile başlayalım. Bu operatörlerimize baktığımızda büyüktür, küçüktür, büyük eşittir ve küçük eşittir operatörlerimiz mevcut. Bunlar ne gibi durumlarda kullanılır? Örneğin A büyüktür B ise bu işlemi yap gibi durumlarda kullanırız. Genelde bunlar da if yapısıyla kullanılır. Eşitlik ve eşitsizlik operatörlerimize bakalım. Burada A 2 eşittir B demişiz. Bu ne demek? Eğer A'nın içerisindeki değer B'nin içerisindeki değere eşitse bu işlemi yap. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Şuradaki eşitlerden bir tanesini yazmazsanız A eşittir B olur. Bu ne demek? B'nin içerisindeki değeri A'nın içerisine at demek olur arkadaşlar. Diğer operatörümüz eşit değil operatörü. Eğer A'nın içerisindeki değer B'nin içerisindeki değere eşit değilse bu işlemi yap gibi durumlarda kullanırız. Şimdi kod sayfamıza geçiş yapalım. Bunları örneklerle pekiştirelim. Önce iki tane değişken tanımlayalım. Değişkenimizin ismi x olsun eşittir. Başlangıç değerini 10 yaptım. Var y eşittir. Bunun da değeri 5 olsun. Şimdi bu iki değişkeni ilişkisel operatörlerle kullanıp ekrana düzgün bir şekilde mesaj vermek için if yapısına ihtiyacımız var. Bu if yapısını bir sonraki videolarda detaylı olarak anlattım. If yapısını burada da şimdi kullanacağız. Size de ön bilgi olmuş olur. If yazıyorum. Çıkan yapıyı seçiyoruz. Parantezin arasına x büyüktür y ise ekrana bir mesaj vereceğim. Parantezin dışına çıkıp Süslü parantez açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer x y'den büyük ise ekrana x büyüktür yazsın. Text view'mi yazıyorum. Nokta text eşittir. Tırnak açalım. x büyük yazıyorum. Bu açıklama arkadaşlar. Eğer x y'den büyük değilse ne yazacak? O zaman şu parantezimizin arkadaşlar başladığı ve bittiği yere giriyoruz. Buradan itibaren A satıra geçip else yazıyorum. If yapısının kullanımı böyle. Burada da süslü parantezimi açıp kapatıyorum. Bu araya diğer mesajımı yazıyorum. Eğer x y'den büyük değilse o zaman y büyüktür ya da ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Text with nokta text eşittir. Tırnak açtım. Buraya mesajımı yazıyorum. Buna da y büyük diyelim. Y büyük ya da eşit diyelim. Şimdi test edelim. x büyük yazdı. x'in değeri 10, y'nin değeri 5. Evet x y'den büyük olduğu için buradaki mesajımızı yazdırdı. Değerleri değiştirelim. 4 yaptım. Şimdi test edelim. Bu sefer y büyük ya da eşit yazdı arkadaşlar. Çünkü x'in değerini 4 yaptığım için buradaki mesajımı geçti arkadaşlar. Direkt şuradaki mesajımı yazdırdı. Şimdi diğer operatörlerimizi kullanalım. Şuradaki küçük türü siliyorum arkadaşlar. Bu sefer eşittir operatörünü kullanıyorum. Eğer x eşittir y ise şuraya değerler aynı yazsın. Eğer x eşittir y değil ise buraya da değerler farklı yazsın. Şimdi test edelim. Değerler farklı dedi. Çünkü x4, y5 değerleri eşit yapalım. Şimdi test edelim. Bu sefer değerler aynı. Çünkü x eşittir y arkadaşlar. Bir de eşit değildir operatörümüz vardı. Şuradaki eşittir siliyorum. Şuraya ünlem ekliyorum. Yani x eşittir y değil ise arkadaşlar. Şuraya yazalım. x eşittir y değil ise değerler farklı yazsın. Eğer x eşittir y ise bu sefer arkadaşlar değerler aynı yazsın. Değerler aynı. Şimdi bir çalıştıralım. Değerler aynı yazdı. Çünkü x eşittir 5, y eşittir 5. Değerler aynı olduğu için şuradaki yapıyı geçti. Şuradaki mesajımızı yazdırdı. Peki değiştirelim diğerleri. Burayı 4 yaptım. Şimdi test edelim. Bu sefer değerler farklı dedi. Çünkü x eşittir y değil olduğu için şuradaki mesajı yazdırdı. Mantıksal operatörler ile devam edelim. Kullanacağımız 3 tane mantıksal operatör mevcut. V operatörü, ve operatörü ve değil operatörü. Şimdi bunların kullanım biçimlerine bakalım. V operatörü ile başlayalım. Burada bir tane karşılaştırma var. A büyüktür B. Sonra V operatörü. Daha sonra ikinci karşılaştırma. Eğer bu iki tane koşul arkadaşlar sağlarsa değer döner. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bu değeri sağlamazsa değer döndürmez. Yani A büyüktür B ve A büyüktür C olmalı ki değer dönsün. V operatörümüze bakalım. Burada yine A büyüktür B karşılaştırma var. V operatörümüze ekledik daha sonra A büyüktür C. V operatöründe özelliği şu şuradaki koşullardan bir tanesi sağlanırsa değer döndürmeye yarar. Diğer operatörümüz değil operatörü. Bu da A'nın içerisinde bulunan değerin tam tersini almaya yarar. Şimdi kod sayfamızı açalım. Bir örnekle pekiştirelim. Operatörlerimizi kullanmak için birkaç tane değişken tanımlayalım. Var A1 eşittir. Başlangıç değeri 10 olsun. Klavyeden Ctrl D tuşuna basarak 3 kopyasını alıyorum. Burayı B1 yapalım. Eşittir. Başlangıç değeri 5 olsun şurayı C1 yapıyorum. Bunun da başlangıç değeri 15 olsun. Birbirinden farklı olsunlar. Bir de arkadaşlar değil operatörü için bir değişken tanımlayalım. Durum eşittir. True ya da false olacak. True yapalım. Güzel. Şimdi if yapısı içerisinde ve operatörünü kullanalım. If parantezlerin içerisine bir karşılaştırma yazacağım. A1 büyüktür. B1 olsun. Sonra V operatörümüz A1 büyüktür C1 olsun. Eğer bu iki koşul sağlanırsa bir mesaj yazdıralım. Ya da eğer bu koşul sağlanırsa B1 ile C1'i toplayıp TextView'in içerisine aktaralım. Süslü parantezlerimi açtım. TextView nokta text eşittir B1 artı C1 bunları topladım. Bunları parantez içerisine alalım. Şöyle. B1 ile C1'i topladım. Burada int bir veri tipi var. Bunları string'e dönüştürmem lazım. To string yazıyorum sonuna. Hatta arkadaşlar değil operatörümüz için de yukarıdaki durum değişkenimizi yazdıralım. Artı ekledim. Ünlem. Yukarıdaki durum değişkenimi yazacağım. Yani şu an durum değişkenimizde true var ise bunu false olarak text içerisine yazdıracak bir test edelim. Projemiz açıldı. Bakın herhangi bir şey yazmadı. Değerler farklı yazdı. Yukarıdaki operatörümüzün bilgisi mevcut. Yani buraya değer döndermedi. Sebebi arkadaşlar şu. Buradaki A1 evet B1'den büyük. Fakat A1 C1'den büyük olmadığı için buradaki değeri döndermedi. Mesela buradaki V yerine V'ye kullanalım. Yani buradaki değerlerden bir tanesi sağlanırsa buradaki mesajı yazdıracak. Test edelim. Evet bakın arkadaşlar. B1 ile C1'i topladı 20. Ve şuradaki turunun tam tersi olan false değerini aldı. Buradaki textview'in içerisine yazdırdı. Çünkü neden arkadaşlar? Buradaki koşullardan bir tanesi sağlıyor. A1 B1'den büyük. Tamam A1 C1'den büyük değil ama bir koşul sağlanmış oldu. Operatör çeşitlerimizden ilk 5 tanesini detaylı olarak anlattım arkadaşlar. Sizi çok fazla operatörler konusu ile boğmak istemiyorum. Geri kalan operatörlerimiz yeri geldiği zaman detaylı olarak onlara da değineceğim. Dersimizin sonuna geldik. Mobil uygulama geliştirmeyi öğrenmenin en iyi yolu bol bol pratik yapmaktır. Zihninizde gerçek hayatla ilişkilendirerek bir proje tasarlayın. Daha sonra bir A4 kağıdını alın önünüze. Zihninizde tasarladığınız bu projeyi A4 kağıdına çizin. Projenizi A4 kağıdına çizdiğiniz anda uygulama geliştirmede bu çiziminiz size bir yol haritası olacaktır. Madem elimizde bir yol haritası var, uygulama geliştirme ortamını açalım ve mobil uygulamamızı geliştirelim. Göreceksiniz ki ekrandan takip ederken öğrendiğinizden çok fazlasını kendiniz öğrenmiş olacaksınız. Hoşçakalın.